Flop English'ten ailenizin teacher'ı Çağatay Hoca'dan sevgi ve selamlar. Bu videomu izleyen arkadaşlar past continuous tense yani yapıyordu, ediyordu konusunun İngilizcesini öğrenmiş olacaklar. Hadi başlayalım. Hemen bir tanım karşılıyor bizi. Geçmişteki bir eylemin sürecine bakın. Buradaki anahtar kelime bu. Dikkat çekmek için kullanılır. Peki bu hocam ne demek? Hemen bir örnekle ben size bunu anlatayım. Eğer size soru "What did you do yesterday?" diye sorulmuşsa yani sen dün ne yaptın ki bu bir simple past tense sorusudur. Yani basit geçmiş zaman sorusudur. Bu soruya siz "I watched too much TV yesterday." Ben dün çok televizyon izledim. Bakın "did" anlamını verdiğini bunu söylemiştik. Ben dün çok televizyon izledim diye cevap verebilirsiniz. Ancak soru size "What were you doing when I called you?" Yani ben seni aradığımda sen ne yapıyordun? Ben seni aradım duymadın, telefonuna bakmadın, ne yapıyordun diye sorulduğunda işte o zaman şimdiki konumuz olan past continuous tense'e cevap vermek zorundasınız. Peki nasıl hocam? Ben televizyon izliyordum şeklinde. Şimdi önceki cümlemizdeki cevabımızı bir hatırlayın. Ben televizyon izledim. Bütün izlediğim televizyonu tek cümlede, şu cümlemiz hemen gelelim, tek cümlede söylemiş olduk. Ancak bu sefer ben, sen beni aradığında ben televizyon izliyordum diye olayın sürecine dikkat çektik. Bakın arkadaşlar şunu asla unutmayın. Gerçek hayatta 3 tane zaman vardır. Ya geçmiş zaman vardır, ya şimdiki zaman, şu anda ne yaptığım veyahut da gelecek zaman. Ancak İngilizce'de tamı tamına 12 tane tense var. 12 tane tense. Neden? Çünkü tense'ler olayın sadece zamanını söylemiyor. Bakın past tense de geçmiş zaman. Yani şu ed'li olandan bahsediyorum. Past tense bu. Ancak past continuous tense de geçmiş zaman. Peki fark ne? Bir tanesi yaptım, ettim diye keskin bir şekilde söylerken bugünkü konumuz olan past continuous tense yapıyordum, ediyordum diye eylemin sürecine dikkat çekiyor. Peki bunu nasıl yapıyor? Bakın hemen eşleştirerek gösteriyorum yine. Türkçesi ben TV izliyordum. ING takısının your anlamına geldiğini daha önce söylemiştik. Peki hocam did anlamını nereden alıyoruz? Onu da was'dan alıyoruz. Dolayısıyla ben... Bakın şöyle çevirerek gidiyorum. Ben televizyon izliyordum şeklinde total cümlemize ulaşmış oluyoruz. O halde neymiş past continuous tense? Hemen tablomuz gelsin. Arkadaşlar was, were ve fiillere gelen ing takısı bakın. Her birinde ortak. Peki detaya girelim biraz. I, he, she, it'den sonra was artı ing... Ancak you, we, they'den sonra were artı ing şeklinde. Olumsuzlarda was not, wasn't diye kısaltılıyor. Were not, weren't diye kısaltılıyor. Ve tabii ki was ve were başa getirilerek soru yapılıp neyle sorulmuşsa da onunla cevap veriyoruz. En son evrensel kuralımız gereğince tek bir tabloda gördükten sonra özetle yazıyor bakın yukarıda. Past continuous tense ki Türkçe kitaplarında şimdiki zaman hikayesi diye geçen konumuz was were artı ing şeklindedir. Bütün aslında dersin özeti budur arkadaşlar. Hemen örneklerimiz gelsin. Hangi time expressionlarla nasıl kullanıyoruz? Daha çok örnek daha kalıcı bilgidir. Yesterday at this time bakın. Aslında past continuous tense'i gerçekten çok iyi özetleyen bir zaman ifadesi bu. Dün bu vakitler. Ne yapıyordun abi? I was swimming in the sea. Ben in the sea denizde yüzüyordum. Dün bu saatlerde ben denizde yüzüyordum şeklinde cümlemiz. Bir tane olumsuz örneğimiz geldi bakın. Saat 22.30'da. Önce bir buraya dikkat çekmek istedim. Neden? Tam dakik yazılmış 22.30. Ya şöyle düşünün 22.30'da ödevini yapıyor muydu o? Normalde onu yapıyor olması lazım diye bir soru var. Cevap da şöyle geliyor. She o wasn't doing yapmıyordu ödevini geçen gece 22.30'da tam o dakikada o saniyede anlamında. Bir tane de we ile örneğimiz gelsin. Biz bekliyorduk. Neyi? For the bus, otobüsü. Ne zaman? At that moment. Bu da şöyle bir soru olabilir mesela. Ya siz orada ne yapıyordunuz? Vallahi o anda biz otobüsü bekliyorduk. Sen bizi o anda görmüşsün anlamıyla sevgili arkadaşlar. All day ne demek? Tüm gün. Dün tüm gün yağmur yağıyor muydu diye bir soru soruldu. Siz de dediniz ki it
wasn't raining tüm gün, all day, yağmur yağmıyordu anlamını vermek için it wasn't raining all day cümlesini söyleriz. Bir sonraki örneğimiz he was always talking about his car. Şimdi tabii akıllara şu soru gelebilir. Hocam always geniş zamanda kullanılmıyor muydu? Evet doğru. Ancak burada bir şikayetlenme anlamında bakın çevirdiğimde de aklınıza yatacak. O daima arabası hakkında about his car konuşuyordu. Cümleyi toparlayacak olursak o daima arabası hakkında konuşuyordu diyerek yordu anlamıyla yine geçmişle ilgili bir şikayette bulunmuş oldu. Hemen bir soru cümlemiz geldi bir sonrakinde. Saat 7'de sen uyuyor muydun? Were you sleeping at 7 o'clock? Bakın yine tam o dakikada yani benim seni aradığım veyahut da işte evin önüne gelip beklediğim o dakikada sen uyuyor muydun anlamıyla. Was your father? Soruya bir diğer örneğimiz bu. Baban seninle geliyor muydu? Was your father coming with you? İşte sen dışarı çıkarken baban da seninle geliyor muydu anlamıyla. Ve son olarak bir WH question'ımızla WH bu arada V ve H ile başlayan W ve H ile başlayan sorularımıza WH question diyoruz. What were you doing then? Sen o zaman o dakikada seni yine işte az önce verdiğim örnekte olduğu gibi aradığım dakikada sen ne yapıyordun anlamını yine past continuous tense ifade etmiş oluyoruz. Past continuous tense'in konu anlatımının sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi sıra egzersizimizi izleyip konumuzu pekiştirmeye.